Ay hocam, bugün yapacağınız o muhteşem Çorba. bağırsak dostu, Bağışıklık çorbası. bağışıklık çorbası. Evet. Geçelim mi mutfağa hemen? Geçelim. İster misiniz? Çünkü burada bu çorbayı niye yapacağız biliyor musun sevgili Nur? Hani hep diyorlar ya hocam ya hava kirlendi, su kirlendi. Biz ne yapacağız? Çaresiz değilsiniz. Hep bunu söylüyoruz. Çaresiz değilsiniz ama neyi nasıl yapmalısınız? Bugün size basit bir çorbayla örnek vereceğiz. Evinizdeki mevsim sebzelerini kullanarak bile hiç de öyle lüks olmayan malzemelerle bağışıklığınız için çok güzel bir çorba yapabilirsiniz. Çocuklarınızı her gün buna benzer çorbalarla besleyebilirsiniz. Onun için bugün kolları sıvayacağız, Evet, mutfağa geçeceğiz ve kendi ellerimize bir çorba yapacağız. Efendim, siz de bizimle mutfakta olmak ister misiniz? O halde buyurun hocam, sizi böyle Buyurunuz. alalım. Çok Rica teşekkür ederim. ederim. Bağışıklık çorbası yaparken sevgili seyircilerimiz, en önemli olan şey mutfağımızdaki malzemeleri kullanacağız. Evet. Nasıl geçmek istersiniz hocam? Valla şöyle mi geç? Peki. Benim mikrofonumu sola koyduklarına göre demek ki ben böyle tamam, geçeceğim. Peki. Şimdi bir de sevgili seyircilerimiz, dedim ya, bu programı izlemenizdeki en temel sebeplerden biri şeker hastasıysanız, kalp hastasıysanız, tansiyon hastasıysanız mutlaka izlemeniz gerekiyor. Hı-hı. Sorularınız varsa da bize ulaştırmanız Şimdi... gerekiyor. Efendim, neler var bağışıklık çorbamızda? Şimdi... Malzemeleri ekranda görelim. Kemik suyumuz var, soğanımız var, iki dal pırasamız var. Özellikle saplarıyla kereviz kullanacağız. Hı-hı. Havuç, kırmızı pancar, kök ıspanak, yaprak pazı, Hı-hı. zencefil, mercimek, Hı-hı. maydanoz, dereotu, biberiye, limon kabuğu ve tereyağı kullanacağız. Bir de bu çorbayı yaptıktan sonra Ümit hocam terbiyeleyecek. Belki de terbiyesinde en büyük şifası, onu da evet. konuşacağız. Şimdi bu Nur bir yandan tamamıyla... konuşurken ben yapmaya başladım efendim. Evet. Hocam ben de şey, hani siz bir yandan yaparken heyecan içinde. Sevgili seyircilerimize malzemelerimi veriyorum. Belki bu malzemeleri Peki. evde olanlar varsa onlar da bizimle birlikte aynı anda yapmaya başlarlar. Şimdi öncelikle şunu vurgulayalım. Bu malzemelerin tamamı mevsim malzemeleri. Onun için malzeme seçerken illaki buradaki malzemelere sadık kalmak zorunda değilsiniz. Kendi evinizdeki tüm sebzeleri kullanabilirsiniz. Özellikle çorba yaparken bu işin güzelliği, avantajı çeşitli sebzelerin. Diyelim iki bağ, iki yaprak pazı kaldı evde. Hı hı. Biraz maydanoz var. Kerevizin yaprakları kaldı. Kendisini, kökünü kullandım, yemek yaptım. Pırasa çok almışım bu hafta. İşte efendim sapları, yeşil kısımları kaldı. Ispanak fazla geldi. Havuç pörsümek üzere dediğiniz bütün malzemeleri bu yemekte kullanabilirsiniz. Ama temel olarak şuna dikkat etmek gerekir. Bir kere bizim bu bağışıklık çorbamızda soğan, sarımsak var. Olmazsa olmaz. Niye? Çünkü C vitamini deposu, bağışıklık sistemi desteği ve antiviral. İçinde bunun ikisinin de sülfürü var. Sarımsağı daha çok terbiyesinde kullanacağım. Dolayısıyla soğan, sarımsak olmazsa olmaz. İki, zencefil var. Bağışıklık çorbası diyoruz ya, zencefil olmak zorunda. Bunu kışın içiyoruz. Bunu özellikle lütfen bir grip çorbası gibi düşünün. Hı-hı. Üst solunum yolu enfeksiyonu çorbası gibi düşünün. Dolayısıyla zencefil virüslere karşı savaşacağı için mutlaka vazgeçilmez. Üç, limonun kabuğunu da kullanacağım. Limonun kabuğunda delimonen maddesi var. Delimonen maddesi bizim için son derece önemli. Bağışıklığı destekleyen ve aynı zamanda bizim kansere karşı savunmamızı sağlayan bir madde. Bakın burada ne var başka? Bu bizim evden geldi. Kemik suyu. Buzluktan geldi. Bu da sevgili Ayda'nın yaptığı kemik suyu. Evet. Ayda da getirmiş. Şimdi niye ikisini birden kullanacağız? Sağ olsun. Bunu geçen hafta sonu 14-15 saat falan kaynattım. Test ettim. 24 saat kaynatmayı beceremiyorum. Benim hastalarım var. 24 saat kaynatıyoruz diyorlar ama ben uyuyamıyorum ocakta tencere varken. Onun için anca o kadar kaynatabildim. Buzluktan getirdim. Peki özür dilerim. Ayda da getirmiş. Şunu soracağım. Yani 8 saat kaynatsak ne olur? 24 saat kaynatsak ne olur? Ne kadar uzun süre kaynatırsanız o kadar fazla kolajen çıkıyor. Aynı zamanda kemiğin içindeki kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineraller de çorbanın suyun içine çıkıyor. Kemik suyunun içine. Ve kök hücre elde ediyorsunuz. Kemik iliği nedir? Kan hücrelerinin yapıldığı yerdir kemik iliği. Dolayısıyla uzun süre kaynatmakta fayda var. Şimdi bunu kaynattım. Ben böyle yapıyorum. Kaynatıyorum uzun uzun. Ondan sonra buzluğa atıyorum. Sabah buzluktan çıkardım. Bakın hala çözünmemiş vaziyette. Kemik sularımı getirdim. Bizim için mi getirdiniz hocam? Evet. Çok naziksiniz. Bu çorba için. Rica ederim. Çok ben ve ekibim ve seyircilerim adına çok teşekkür ediyorum Rica size. Rica ederim. Şimdi bunu bir tencereye koyacağım. Önden bunu bir kere kaynatacağım hazırlık olarak. Ben diğer malzemelerimi hazırlarken bu da Ayda'nın kemik suyu. Böylece Ayda'yla benim kemik suyunu karıştırdım. Niye karıştırdım? Farklı probiyotiklerin geçmesi için karıştırdım. Ne demektir o? Şu demektir. Bir yemek yaparsınız. Aynı tarifi, aynı malzemeleri 5 ayrı farklı aşçıya verin. Hadi zeytinyağlı fasulye yapacaksınız deyin.
Tabii. O 5 ayrı aşçının yaptığı zeytinyağlı fasulyenin hepsi farklı olur. Nedir bu? Ellerimizin probiyotiği. Onun için yemek yaparken eldiven falan kullanmayın. Ameliyata girmiyoruz. Eldiven nedir Allah aşkına? Plastik eldivenle yemek mi yapılır? Yıkayacaksınız ellerinizi bir güzel sabunla. Tertemiz elle. Ondan sonra yapacaksınız yemeğinizi. Evet, elleriniz biraz soğan kokacak. Sarımsak kokacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi eldiven kullandığım tek hamama yer. Genelde tırnaklarımı uzatmıyorum ama tırnaklarımı uzattığım zaman eldiven kullanmak istiyorum hocam. Daha sağlıklı tabii, geliyor bana. Eğer yani, uzatıyorsanız tamam amenna ama. Ama kısaca yani, tırnakların hemen. Tırnaklarınızın da altını fırçalayarak yine yapabilirsiniz. Bakın bir yöntem size. Diş fırçalar gibi. Evet. Size bir yöntem. Soğanımı doğradım. Nasıl istiyorsanız öyle doğrayın. Kimisi jülyen doğramayı, uzun uzun doğramayı sever. Ben çorbada bu şekilde küçük doğramayı seviyorum. Bir tane soğanım var. Biraz zeytinyağı rica edeceğim Nur. Tenceremizin içine. Zeytinyağımız nerede arkadaşlar? Zeytinyağı yoksa tereyağı da olur. Şurada tereyağı var. Zeytinyağı burada şart bu değil. Arkadaşlar sağ olsun hocam dolaba koymuşlar ki alamayalım diye. Yukarıda mı? Uzak geldi mi? Yardım edeyim. Tamam. Zeytinyağımızı tenceremize koyduk. Evet, üzerine soğanımızı koyduk. Ve yemek yapan herkesin bildiği usulde soğanımızı ufak ufak... Şu mu açıyor acaba? Bu ocağı da ilk defa kullanıyoruz. Onun için... sıkıntı olmasın diye dikkat ediyoruz. Şimdi zeytinyağımızdan sonra hemen soğanımızdan sonra hemen zencefilimizi koyacağım. Ve mercimek de var bunun içinde. Bakın dikkat ederseniz zencefil var, soğan var, limon kabuğu var, mercimek var, havuç var, kırmızı pancar var, biberiye var, tereyağı koyacağım üstüne. Bu tarafta yeşillikler var, kereviz sapı var, pırasa var, kereviz var, maydanozum, pazı yaprağım, ıspanağım, yeşilliklerini de koyacağız. Ben bir yandan zencefili şöyle soymaya başlayayım. Sonra bu zencefili doğrama işini, soyma işini Nur'a devredeceğim. Ve ben pırasalara geçeceğim. Çünkü soğanların üzerine pırasaları da koyup kavrulmasını sağlayacağım birazcık. Ben elimi bir daha bir yıkayacağım. Tabii bu zencefilleri biraz kalın soyuyorum. Şu anda elimdeki bıçaktan dolayı siz evinizde bu kadar kalın soymayın. Ziyan etmeyin zencefilleri. Zencefil çok güçlü bir antiviral. Aynı zamanda bulantı önleyici. Aynı zamanda bağışıklık sistemi desteği. Yani viral hastalıklara karşı grip, nezle, koronavirüs bunların hepsine karşı zencefil etkili. Biz zencefilin takviyelerini viral hastalıklarda kullanıyoruz tedavi için. Zencefilin kabuklarını şöyle atacağım. Bunlar bir kenarda dursun. Ben pırasamı doğramaya başlayacağım. Zencefili içine ekleyeyim mi sonra mı ekleyeceğiz? Doğrayıp da ekleyeceğiz zencefili. Şuraya tamam. Koyayım. Doğrayayım mı hocam? Bir tane tahtamız var. Doğrayabilir misin? Doğrarım. Peki. Nasıl doğramamı istiyorsunuz? Olabildiğince ince. Olabildiğince küçük. Şimdi pırasalarımı şöyle ortadan uzunlamasını ikiye böldükten sonra doğruyorum. Bu çorbayı fazla kaynatmayacağız. Kemik suyumuz zaten uzun süre kaynamış vaziyette. Kemik suyumuz kaynadığı için bu pırasanın bu arada yeşil yerlerini de bakın kullanıyorum. Bunları ziyan etmeyin. Bunlar çorbanın içinde çok iyi olacak. Çok uzun süre kaynatmam gerekli ki içindeki etken maddelerin hepsi ölmesin. Uçucu maddeler, uçucu yağlar yok olmasın fazla. Onun için mümkün olduğu kadar ince doğrayın ki pişmesi kolay olsun. Ekran başına geçen sevgili seyircilerimiz bu çorbayı neden ve niçin yapmalı? Şimdi bu bir bağışıklık çorbası, bağışıklık sistemi desteği. Bu aynı zamanda bir grip çorbası. Grip olduğum zaman, nezle olduğum zaman tüketebileceğim bir çorba. Ve bu çorba aynı zamanda muazzam lezzetli. Yani öyle sağlıklı olan her şey lezzetsiz olur gibi düşünmemek lazım. Bakın pırasalarımı da koyuyorum. Kabaca. Burada biz yemek programı yapmıyoruz maalesef. Elim o kadar da yetenekli değil. Yemek yapıyorum evet ama yani tabii ki bir aşçı gibi yapamıyorum. Ben burada kabaca doğradığım pırasalarımı da koydum. Soğanla birlikte birazcık kavuruyorum. Dirilik açısından baktığınızda buraya biraz da kereviz yaprağı ekleyeceğim. Kavururken kereviz yaprağının o muazzam lezzetini alabilmek için. Kerevizin sadece kök kısmını kullanıyoruz özellikle Anadolu'da maalesef. Oysaki kerevizin yaprağını da kullanmakta fayda var. Hem aroması hem de içerdiği etken maddeler açısından. Kereviz bir kere tansiyonu dengeye getirmekte son derece önemli. Kereviz bize kış hastalıklarına karşı korunma sağlar, soğuğa karşı korunma sağlar. Kereviz son derece kıymetli bir sebzedir. Kereviz yapraklarını da aldım, doğrayıp ekledim. Şimdi üzerine havucumu ekleyeceğim. Bakın daha anında mis gibi koku gelmeye başladı. Kerevizin kokusu.
Aslında bayağı hızlı çalışıyoruz Nur. Çok. İki koldan. Evet. Yapması 10 dakika ama şifası şöyle haftalarca sürecek bir çorba yapıyoruz. Aslında belki kavurmadan da koyabiliriz ama kavurunca lezzeti artıyor. Lezzeti artacak değil mi hocam? Tabii. Çünkü yakmıyoruz zaten. Birkaç defa denedim yani böyle düdüklüye evet. Hepsini aynı anda koyduğumda sanki kavurunca böyle birazcık daha lezzetli oluyor gibi geliyor. Aynen öyle, daha lezzetli oluyor ve biz yakmıyoruz zaten. Yakmadığımız için bir sorun bunları yok. Bunları da atayım mı hocam içine doğru? Evet lütfen. Zencefillerimizi de atıyoruz. Ben bir yandan... Vallahi aslında biraz daha becerikliyimdir ama Ayda bıçaklar kör. Bir dahakine bıçağımı getireceğim hocam, vallahi. Hocam yani bildiğiniz gibi değil, sormayın. Şey, güç harcamak ya, gerekiyor. Laf vardı hocam, yerimizde oynayamıyoruz. Ayda bıçağımız da ne çekti kör bizden. Kesmiyor. Kemik suyu yaptı getirdi kızcağız, diyoruz ki bıçak kör. Yaranamıyorum size diyecek Ayda. Şimdi avuçlarımızı koyuyoruz. Bakın aslında son derece aromatik, son derece güçlü bir çorba yapıyoruz. Mesela şimdi, kabızlık çekenlere bu çorbayı günde kaç defa ya da haftada kaç defa tavsiye ediyorsunuz? Bu çorba bol lif içerir. Aynı zamanda sirke de koyacağız terbiyesine. Dolayısıyla bu çorba aslında probiyotik yapıya da sahiptir. Ve kemik suyundan dolayı kök hücre de içerir. Hocam bunu kapatayım kemik mi? Suyumuz kaynamış. Kapatalım. O sıcak dursun. Ben bu arada limon kabuğu doğradım. Dolayısıyla siz bu çorbayı her gün değişik sebzelerle hazırlayarak içebilirsiniz. Bu çorbayı illa benim anlattığım tarzda tek tip sebzeyle hazırlamak zorunda değilsiniz. Evinizde ne varsa, hatta artmış olan sebzeleri bile kullanarak bunu yapabilirsiniz. Limon kabuklarını doğradım. Şimdi pancarlarımı doğruyorum. Kırmızı pancar. Aynı zamanda rengarenk bir çorba olacak. Yeşilimiz var, sarımız var, kırmızımız var. Soğanımız, sarımsağımız, her şeyimiz var çorbanın içinde. Pancar da işin içine girince çorbanın rengini de değiştirir biraz. Tabii. Tabii. Evet, ne varsa aslında hocam değil mi, sebzelerde var. Evet, elimizde tereyağımız da var ama sonra mı katacağız onu? Tereyağını terbiyesinde kullanacağız. Hı hı. Şu anda zaten içindeki zeytinyağı gayet yeterli. Bakın pancarı ve limon kabuklarını da koydum. Ne kadar güzel, baksanıza. Şimdi bakıyorum doğanın burada ne var? Doğanın bütün renkleri var. Ne var? Biraz da kereviz koyacağım. Tabii bizim tenceremiz ufak olduğu için bunu tamamını kullanmayacağım. Ziyan da etmeyiz bu kerevizi. Daha sonra bir yerde kullanılır. Yine kerevizimi soyuyorum. Size kendimle ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii belki ki. Seyircilerimizden de bu konuyla ilgili muzdarip olanlar vardır. Mesela kırmızı mercimek bana inanılmaz gaz yapıyor biliyor musunuz? Ama sarı mercimek yediğim zaman hiçbir şekilde bana gaz yapmıyor. Ben mi böyle düşünüyorum yoksa gerçek bu böyle midir? Herkesin gıda alerjileri farklıdır Nurcuğum. Dolayısıyla birine alerji yapan diğerine yapmayabilir. Bir sebzenin, meyvenin sizde gaz yapması demek onun sizde sindirilemediğini gösteren bir faktördür. Dolayısıyla yani kırmızı yaparken sarı niye yapmıyor mesela? İşte sarı mercimeğe karşı intoleransın yok. Kırmızıya karşı var. Kişiden kişiye değişir. İnsanların ciddi bir kısmı kuru baklagilleri sindiremez, gaz yapar. Ama bir kısmı da hiçbir şey olmadan hiçbir şey sindirebilir. Olmadı, onun için bu beslenme işi kişiye özeldir. Unutmayın. Herkesin beslenmesi kendisi için özel olacak ve herkes kendi vücudunu dinleyecek. Kendi doktorunuz olacaksınız. Genel kurallar var tabii ki. İşlenmiş gıdadan uzak duracaksınız. Karbonhidrattan, glutenden uzak duracaksınız. Ama onun ötesinde faydalı bir gıda bile alerji yapabilir. Ben bunu her zaman anlatıyorum. Bana en çok alerji yapan maddelerden bir tanesi tarçın. Tarçın bir tıbbi bitkidir. Ama ben ne zaman tarçın tüketsem alerjilerim meydana geliyor, egzemalarım meydana geliyor. Dolayısıyla tarçın benim için zararlı. Niye zararlı? Çünkü benim ona alerjim var. Siz de kendi alerjilerinizi bilerek hareket etmelisiniz. Velhasıl aslında doğrudan bedeni dinlemek gerekiyor değil mi hocam? Aynen yani öyle. Beden aslında sana çok şey anlatıyor. Evet. Şişkinlikle, gazla. O sizinle konuşuyor. Evet konuşuyor. O sizinle konuşuyor. Dinleyebilirsek. Yeter ki siz onu dinleyin. Aynen öyle. Şimdi bakıyorum. Evet gayet güzel oldu. Yavaş yavaş suyunu verme vakti geldi. Suyunu verme vaktinden önce bakın size ne göstereceğim. Şunu göstereceğim. Şimdi pazıyı kullanırken genellikle pazı kavrulur ve şu saplar artar atılır. Hı hı. Ben saplarını atmayacağım. Alın bununla kavurma yapın yapraklarıyla veya sarma yapın. Ama ben bunun saplarını kullanacağım. Aynı şekilde bunları maydanozla dereotunda da. Bunları difrizde bekletebilir miyiz? Nasıl? Difrizde bekletebilir miyiz? Vitamin değeri hiç denemedim. Kaybolur mu? Hiç denemedim. Bir miktar kaybolur tabii ama bekletebilir tabii ki. Taze kalır mı? Diri kalır mı onu bilmiyorum. Hani çünkü denemedim bazen hiç. Aynı günde yapamıyoruz ya ne bileyim sarma yaptığımız zaman sapları kenarda kalıyor. Bazen aynı günde olabilir. Yapamıyoruz.
Özellikle çorbada kullanacaksanız bekletebilirsiniz. Bakın sapları ayırdım. Maydanoz sapları, pazı sapları, dereotu sapları. Yani genellikle ziyan olan kısmı neresi ise onları ayırdım. Biraz burada ıspanağım var. Yine aynı şekilde saplarıyla birlikte koydum. Şimdi bunları suyunu verdikten sonra koyacağım. Niye? Bunların çok az pişmesini istiyorum. Bunlar yeşil yeşil kalsın istiyorum içinde. Bura karalahana da konulabilir. Karadenizler çok sever. Çok da lezzetli olur. Evet, şimdi bu saplarını da böylece bıraktım. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı? Biberiyem var ama bunu da şöyle bir alıp serpebilirim. Şu nedir hocam? O haşhaş tohumu. Onu terbiyesinde kullanacağım. Evet. Biraz biberiye verdim. Evet. Ben bu yemek işini çok sevdim. Sizin de her salı öyle lezzetli değişik olacak. Lezzetler yapabiliriz. Şimdi Nurucuğum birazcık tuz koymamız gerek. Koyalım hocam. Şöyle. Birazcık karabiberimiz var mı yakınlarda göremiyorum. Hemen isteyelim. Pul biber var. Pul biber koyalım. Biraz acısı olsun çorbanın. Evet. Siz karabiber de ekleyin lütfen. Evet, karabiber de ekleyebilirsiniz. Şimdi bence suyunu koyabiliriz artık. Evet, kemik suyu. Benimki 14 saat kaynadı. Bir de Ayda'nın kemik suyu. Hep hocam, beraber ekledik. Az gelecek tabii. Birazcık daha biraz su ekleyelim geldi. Mi? Biraz az, normal su ekleyebiliriz. Tamam, biraz daha su kaynatalım. Su ekleyelim. Evet. Ama şimdi pişmiş haşa soğuk su katılmaz. Onun için biraz kaynatarak ekleyelim. Bence biraz daha koyun hocam. Biraz daha mı koyayım? Evet evet. Siz bana güvenin. Peki. Alır diyorsun o kadar. Alır. Kaldırır. Kaldırır. Peki. Evet. Şimdi bakın. Çorbamız mis gibi. Altını kısabiliyor muyum şuradan? Herhalde becerdim. Evet. Soğanı kavurduk. Zencefili koyduk. Pırasayı kavurduk. Üzerine havucumuzu koyduk. Ne koyduk başka? Yeşilliklerimizi hazırladık. Kereviz sapını koyduk. Limon kabuğumuzu koyduk. Heh, mercimeğimizi unutmayalım. Şöyle. Tabii daha çok su alacak bu çünkü bir de mercimeğimiz var. Keşke onu da biraz kavursaydık içinde. Kavurmaktan öte suda bekletseydik daha iyi daha olurdu. Daha iyi olurdu diri kalmamız için ama ben doğrusunu söyleyeyim biraz da dişe dokunur kıvamda seviyorum. Bakın kırmızı bir rengi oldu pancardan dolayı. Bunları rondodan geçirmeyecek miyiz? Böyle mi kalacak? Rondodan da geçirebilirsiniz ama ben şahsen dişe dokunmasının böyle kalmasını seviyorum. Daha iyi oluyor. Evet. Benim hoşuma gidiyor en azından. Şimdi en sona yeşillikleri bıraktım ve bir de terbiye hazırlayacağız. Terbiyesini hazırlarken nasıl hazırlayacağız? Malzemeleri getirelim ekrana terbiyesi için. Tereyağı var, sarımsak var, sirke ve haşhaş tohumumuz var. Terbiyesi için gerekli olan malzemeler. Şimdi bir küçük tavamız nerede arkadaşlar? Hocam şimdi getiriyorum. Şimdi evet bir tavada terbiyesini hazırlayacağız. Çorbamız bir yandan kaynarken ama çorbayı çok kaynatmayacağız. Bu çok önemli. İçindeki yeşilliklerin, sebzelerin tam olarak da ölmesini istemiyorum. Biraz diri kalması işime geliyor. İçindeki etken maddelerden faydalanmak için. Unutmayın bu bir bağışıklık çorbası. Bir kemik suyu çorbası. Kemik suyu çorbası olduğu için zaten kemik suyunu biz uzun uzun kaynattık. 12 saatten fazla kaynattık. Alayım. Doğal olarak burada sizin de aynı şekilde davranmanızda fayda var. Sebzeleri çok fazla haşlayıp da pişirip de öldürmeyin lütfen. Üzerine tereyağı koyacağım. Şimdi terbiyesini hazırlıyorum. Şöyle koca bir parça tereyağı. Tereyağından korkmayın, zeytinyağından korkmayın. Tereyağım erirken sarımsak hazırlayacağım. Burada artık ne kadar istiyorsanız o kadar. Konu size kalmış durumda. Sarımsağı her zaman şöyle bir dövüp... Niye dövüp? Çünkü dövdüğüm zaman içindeki etken madde çıkıyor. Kabuğunu öyle ayıklayın lütfen. Sarımsağı her zaman döverek kullanın. Havanda veya böyle bıçağın tersiyle ezerek hazırlayın. Alacağım bu sarımsağı. Mantı yaparken bile böyle atacağım. Yapın. Tabii, çünkü öbür türlü bıçakla kestiğin zaman biraz tadını da bozuyor galiba değil mi hocam? Böyle sarımsağın daha... kokusunu veren etken madde aynı zamanda sarımsağın içindeki faydalı maddeyi de oluşturuyor. Alisin maddesi. Hı hı. Siz sarımsağı dövdüğünüz zaman alein maddesi alisine dönüşüyor. Böylece etken madde olarak ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor. Yani siz her yerde döverek kullanırsanız sarımsağın şifasından faydalanmış olursunuz. Dövmediğiniz zaman tam olarak sarımsağın şifasından faydalanamıyorsunuz. Evet, mis gibi. Ben normalde yok ama bunun da içine birazcık böyle pul biber koymak istiyorum.
Tam altını kapattığımda, terbiyesinin altını kapattığımda da mavi haşhaş tohumu koyacağım. Mavi haşhaş tohumu bizim ülkemizde yetişen en kıymetli yağlı tohumlardan bir tanesi. Hı hı. Biz çocukken haşhaş çok kullanılırdı evlerde. Artık unutuldu maalesef. Oysa ki haşhaş tohumu mineral açısından çok zengin. Özellikle günümüzde artık meyveden vitamin mineral alamadığımızı düşünürseniz, magnezyum eksikliğinde, kalsiyum eksikliğinde tüm mineraller için mavi haşhaş tohumu çok kıymetli. Bence o artık oldu Nurcuğum. Onun içine haşhaş tohumumu da attım. Terbiyem hazır. Bakın direkt son derece basit. Şimdi bunu? Direkt üstüne dökeceğim ama kaseme alırken dökeceğim. Üzerine de bir yemek kaşığı sirke yapacağım. Ha, bu en son servis, evet, yaparken. Servis yaparken. İçine mi katacağız acaba dedim. Şu anda durabilir öyle. Altını peki, kapatalım. Kapatalım o zaman bunun altını. Bir dakika, yanlış kapattım. Hı. Tamam. Hatta şöyle yapalım mı hocam? Çorba orada bence çok oldu. Hı. Şunu şöyle alalım. Tamam. Onu da kapatalım. Bunun birazcık daha kontrollü oluyor çünkü, evet, bu. Altını hafif kısalım. Evet. İlk defa bu programda yemek yaptığımız için tabii, evet, doğal olarak. Yani kendimi ne gibi hissediyorum biliyor musunuz şu anda? Başkasının mutfağında. Mutfağında yemek yapıyorum. Nerede ne var hiç bilmiyorum. Sen öyle hissediyorsan ben nasıl hissediyorum düşün artık. Ya. Çünkü hayır, bizim programda da sık sık bu mutfakta değiliz. Çok nadir. Tabii canım, yani, yani. Arada bir giriyoruz. Biz beraber ilk defa mutfağa girdik. Aynen. Haliyle başkasının mutfağında gibi hissediyoruz. Ama artık girelim hocam ya. Valla ben çok sevdim mutfak işini. Valla böyle bu tarif geçen hafta aklıma geldi. Çünkü geçen hafta gelirken herkes hastaydı. Sadece hastalarım değil, aynı zamanda bir sürü işte izleyici de biz hastayız hocam ne yapalım, grip olduk ne yapalım, evde herkes yatıyor ne yapalım şeklinde sorup duruyor. Dedim ki ya bir bağışıklık çorbası yapalım. Grip olduğunuz zaman, hasta olduğunuz zaman bizim annelerimiz de öyle yapmaz mıydı? Ya tavuk suyuna çorba yapardı ya kemik suyuna çorba yapardı. Paça sen çorbası, hocam, ciğer, işkembe, bunların hepsi hastalık durumunda yenen gıdalardır. Neden? Bir sebebi var. Atalarımız bunları yerken belli bir sebepten dolayı yemişler. Bunların hepsi bağışıklığı güçlendiren çorbalardır. Bunların hepsi kök hücre içerir, iyileşmenizi kolaylaştırır. Bunların hepsi kolajen içerir. Ayrıca bunu sebze çorbası şeklinde bizim yaptığımız gibi hazırladığınız zaman içine kattığınız şifalı sebzelerin, tıbbi sebzelerin etkilerini de koymuş olursunuz. Sarımsağın, soğanın, kırmızı pancarın, havucun, pazının, maydanozun, kerevizin, pırasanın etkili maddelerini de alırsınız. Ve biz şimdi son suyumuz da kaynadı. Harika. O suyu da ekleyeceğiz. Bir tık daha kaynasın diye bekliyorum hocam. Bir, peki, tık daha kaynasın, öyle o katalım. Arada da bunun kapağını açalım ki açalım mı? O da hafifçe serinlesin. Suyla aynı ısıya gelsin. Şimdi suyumu katarken artık son taşım haşlamaya geleceğim. Onun için ben yeşilliklerimi de katıyorum. Bu yeşillikleri en son kattım. Neden en son kattım? Aralarında en hassas olanlar bunlar. İçlerindeki etken maddelerin yok olup gitmesini istemiyorum. Fazla haşlanmasını, fazla pişmesini istemiyorum. Maalesef bizim kültürümüzde yemeği çok uzun pişirmek diye bir şey var. Et yemekleri için tamam ama sebze yemeklerini öyle çok da fazla pişirmemek gerekiyor. Sebze yemeklerini ne kadar az pişirirseniz o kadar iyi. Bu arada suyumuz gerçekten iyi kaynadı. Heh, kapattın mı Nur? Tamam. Gerçekten iyi kaynadı. Gerçekten iyi kaynadı, taşacak az daha. Şimdi çorba olması için tabii suyunun bol olması gerek. Biz suyunu çok az koymuştuk. Evet. Allah'tan Nur imdadıma yetişti demiyorsunuz Nur hocam. Kaşığı bırakmıyor elinden, bana vermiyor. Ha, pardon hocam. Dokunma kaşığa. Benim yemeğim o. Erkeği mutfağa sokmak istemezsin. Aslen atat, ötedim ben yapayım. Kaşığı almaya çalışıyorum, elime böyle yapıyorum. Kameralar yakaladı Nur. Hocam rezil olduğumun anıdır. Ay gözümden yaş geldi. Kameralar yakaladı valla. Evet şimdi biraz kaynasın. Evet, ağzı açık kalsın. Kameraman arkadaşım da güzel güzel çekebilsin. Ben de hemen ağzını kapatmaya çalışıyorum. Evden alışkanlık ya. Yemek pişerken hemen hocam, ağzını kapat tencere. Estağfurullah. Evet şimdi bakın. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Bir taşım kaynatacağım. Bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatacağım. Bu kadar. Artık elimi sonra de sürmem. Asla. Bana kimse lütfen, şu anda size yardımcı ol diyemez. Lütfen ama. Şimdi bu bir taşım kaynadıktan sonra alacağım kaseye. Üzerine bizim terbiyemizi alacağız. Ya hocam daha bu alacağız. Pişmedi. Böyle çiğ mi yiyeceğiz bunları? Valla bir taşım kaynayınca pişecek. Çünkü aa, o yeşillikler çok fazla ölsün istemiyoruz. Bunları çok fazla kaynamayın, kaynatmayın. Bunları birazcık çiğ tüketin. Nasıl maydanozlu salatada çiğ tüketebiliyorsunuz? Öyle mi? Burada da pekala tüketebilirsiniz. Çiğ de değil üstelik. Ben bunu evde birkaç yapmış dakika kaynamış olacak. Lök 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 kaynatırdım. Sonra bir de bunu dırırt, neydi o? Blender'dan, rondodan geçirirdiniz. Blender'dan geçirirdim bızbızdan. Bızbız. Öyle yerdim. Demek ki sevgili seyircilerimiz, yani gerçekten
Yediğiniz her şeyin şifa olmasını istiyorsanız nasıl pişirildiğine, nasıl saklandığına, hangi baharatın ne işe yaradığına, hangi baharatı nasıl tüketmemiz gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekir. Evet. Bilmemiz gerekir. Şimdi ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Anneler var ekran başına izliyorlar. Havuç yedirdiğimde çocuğuma ben bu havucu böyle yediriyordum. Bana dediler ki bu havuca biraz zeytinyağı katarsan havucun doğru vitamin ve mineralleri senin çocuğunun bedeninde kalır. Bunu böyle yediğin zaman idrarla atılıyormuş. Ha, neler neler bir duyuyoruz. Şimdi her şey atılıyor ama şunu unutmamak gerekir. Bir kere yağda çözünen maddeleri alabilmek için adı üzerinde yağ, yağla birlikte tüketmekte fayda var. O yüzden yediğiniz sebzenin üzerine, sebzenin adı ne olursa olsun, salata ya da çiğ olarak yediğiniz sebzeleri düşünün. Hepsini zeytinyağıyla tüketirseniz o zaman emilimini artırırsınız. Bunun en güzel örneği zerdeçaldır. Zerdeçal çok güçlü bir etken maddedir. Zerdeçal antikanserdir, antiviraldir, romatizma ilacıdır, Alzheimer'da kullanılır. Fakat zerdeçalın içindeki etken madde insan vücudunda çok zor emilen bir etken maddedir. Biyo yararlanımı çok düşüktür. O yüzden bizim tavsiyemiz gıda olarak tüketirken her zaman karabiber ve zeytinyağı ile birlikte zerdeçalı tüketin. Emilimini artırır. Karabiber ve zeytinyağı ile birlikte zerdeçal tüketin çünkü emilimini artırır. Karabiberin içindeki piperin maddesi zerdeçalın kurkumin adını verdiğimiz etken maddesinin zeytinyağı ile birlikte emilimini yükselten bir maddedir. Müthiş bir bilgi bu. Evet, hepsini birlikte tüketmek gerekir. Faydası nedir hocam zerdeçalın? Arkadaşlarımız ekrana da getirmişler. Şimdi zerdeçalın en önemli faydası şu. Zerdeçal bir kere antikanserdir. Zerdeçal dünyada üzerine en fazla yayın çıkan bitkidir. Her sene binlerce yayın çıkıyor. Toplamda 10.000'in çok üzerinde yayın var zerdeçal hakkında. Bilimsel yayınlardan bahsediyorum. Zerdeçal antikanserdir. Kanserde bizim bir numaralı bitkimizdir. Anti-enflamatuardır. Romatizmal hastalıklarda bir numaralı bitkimizdir. Tüm otoimmün hastalıklarda. Alzheimer'ın tedavisinde kullanılır. Depresyonun tedavisinde kullanılır. Yani nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda son derece etkilidir. Ve zerdeçal bizim için vazgeçilmez altın değerinde bir bitkidir. Tıpkı rengi gibi. Zerdeçal sağlık için şarttır. Her zaman zerdeçalı her yerde kullanabilirsiniz. Örneğin burada da yine çorbamızın terbiyesini yaptığımızda zerdeçal da karıştırabiliriz terbiyenin içine. Biz ne yaptık? Haşhaş tohumu koyduk. Bol magnezyum, bol mineral, sarımsak koyduk. Bol sülfür yani glutatyon üretimine geçecek. Ve bunun yanında bir de o tereyağına zerdeçal koyarsak biraz da karabiber ekleyip de karıştırırsak aslında muazzam bir terbiye hazırlamış oluruz. Bir şey daha söylemek istiyorum Nur. Bak, baktığımız zaman hani o mercimekleri en geç koyduk ya. Mercimekler bile haşlanmış durumda görüyor musun? Evet. Çabucak kendini bıraktı. Bizim çorbalarımızı üretirken hanımlarımız hep böyle bunu bir... Ama yine de ben şimdi bir hanım olarak yani evde yemek yapan bir kadın, bir anne olarak düşünmeli. Ben de yapıyorum evde yemek. Bana kalırsa bu çorba pişmemiş gibi. Ondan da öte bizde çorba denilince hep böyle kıvamlı bir şey algılanıyor. Hocam bunun içine un da koymadım ben, kıvam yok, nasıl içeceğiz bunu? Oysa ki dünyaya baktığınızda böyle bir şey yok. Örneğin İtalyanların çok meşhur bir çorbası vardır. Minestrone. Çok havalı değil mi? Ne hocam minestrone? Bu işte minestrone. Sebze çorbası. Adamlar aynısını yapıyorlar. Ve içine un falan da koymuyorlar, terbiye etmiyorlar. Biz illa kıvam arıyoruz çorba deyince. Ama kıvam olmadan da yani unla terbiye etmeden de pekala çorba pişirmek mümkün. Bunların yeşil yeşil görünmesi yüzünden bana pişmemiş gibi görünüyor diyorsun Nurcuğum. Evet ama bu aynı zamanda bunların, bu yeşilliklerin içindeki etken maddeleri kaybetmediğinin göstergesi. Yani bunların her biri bir tıbbi bitki. Bu çorbayı içtiğiniz zaman böyle az pişmiş o tabağa koyup içecek miyiz hocam yoksa? Tabii. Daha pişmedi hocam. Pişti. Pişti mi? Gayet de güzel pişti. Ve mis gibi de kokuyor zaten. Oldu diyorsunuz. Oldu. Çorba deyince öyle çok uzun pişmiş işte efendim çok kıvamlı bir şeyler gelmesin aklınıza. Bakın bu muazzam lezzetli. Şimdi stüdyodaki herkes tadına bakacak ona göre. Ve son derece şifalı bir çorba. Tabii bu silikonları benim yaptığım gibi sıcak çorbaya temas ettirmenizi asla önermiyorum. Geçen hafta programda anlattığımız gibi. Silikon sıcak yemeğe temas etmemeli. Evet, Nur terbiyemizi koydu. Yani mavi haşhaş tohumu, tereyağı, sarımsak, biraz da pul biber. Ben de üzerinde şöyle birazcık sirke gezdiriyorum. Evet. Şöyle bir karıştıralım mı? Bunu kapatayım mı hocam? Piştiyse kapatalım çorbamız. Artık tabii. Ben hala pişmedi artık diyorum pişti. Ama. Pişti, gayet de güzel pişti. Buyurunuz. Evet. Şifa. Evet.
Şimdi, şimdi bu kaşıkla yemek pişirdik. Hangi kaşıkla tadacağız? Hocam şurada hocam. Şöyle tamam. Tadabilir miyim? Buyurunuz. Çok sıcak, dikkat edin. Çok sıcak, evet. Önce hocam tat. Tuzu az olmuş. Ama muazzam lezzetli bir çorba olmuş. Tuzsuz olmuş. Ama evet tuz, ama çok güzel biliyor musunuz? Şimdi bol tuz ekledim. Hocam hep beni şaşırtıyorsunuz. Öyle mi? Vallahi geçen sefer de hatırlıyor musunuz? Ekmek diye yaptığımız şey hocam, yani bu ekmek niyetine geçer mi dedim. Yedim, bayıldım, evde yapmaya başladım. Evde yapmaya başladın, şimdi artık yemeden duramıyorsun değil mi? Soframın vazgeçilmez lezzeti olacak. Ben bir tane daha alayım bari. Evet, şimdi tuz iyi oldu. Bakın bu kadar kolay. Programa başladık, çorbayı doğradık, yaptık, bitirdik. Yarım saat oldu. Yarım saat içinde çorba hazır. Çok uzun pişirmeye gerek yok. Evet, hafif diri ama ona ayrı bir hava katmış. Evet. Ayrı diri olmasını katmış. Özellikle istiyoruz. İçindeki etken maddeler ölmesin, uçup gitmesin, yok olmasın diye. Niye böyle yapıyoruz? Kemik suyu zaten 12 saat kaynadı. Zaten onun içindeki kolajen tamamen içine çok çıktı. İyi. Ve biz iliğini de aldık kemik suyunun. Yani kemik suyunu kaynattıktan sonra kemiğin iliğini de alıp sağlık. Öyle dondurduk, buzluğa attık. Ellerinize sağlık. Şimdi doğru şifa bilgilerle olsun. Ne yapabiliriz?